Evet, Roma dönemine ait kent dışı su sistemlerine genel bir bakış sergileyeceğiz. Şimdi su sistemleri Roma için hayati önem taşıyordu. Her kentte yeterince su ulaşabilmesi ve bunun kent içindeki dağılımı devletin en önemli görevlerinden birisiydi. Bu sistemin kontrolü için memurluklar oluşturulmuş, baş memura Kurator Aquarium ismi verilmiştir. Kurator Aquarium ve altında çalışan memurlar kentin su ile ilgili olabilecek her türlü işiyle ilgilenmiştir. Ayrıca suyun ulaşımı ve dağılımı ile ilgili bütün yapıların inşası ve bakımı ile bu kişiler sorumludur. Roma vatandaşları günlerin çoğunu hamamlarda geçirdiklerinden suyun önemi normalden daha fazladır Romalılar için. Bu nedenle Kurator Aquarium Roma'nın en güçlü pozisyonlarından biridir. Yani bu görevi ifa eden kişi güçlü bir pozisyona sahip. Romalılar suya bu kadar önem vermelerine rağmen çoğu kişinin evinde su yoktu, apartmanlarda su yoktu. Sadece zengin elit kişilerin evinde su vardı. Herhangi bir kişi kendi kaynaklarıyla suyu temin etmiyorsa ya da kentte yaşıyorsa su almak için sokak çeşmelerine gidiyorlardı. Sokak çeşmelerinden su alıyorlardı. Bizim eskiden köy meydanlarındaki su gibi. Tam burada şunu belirteyim. Kendim de su dairesinde çalıştım belediyenin. Zaman zaman da vatandaşa bunu açıklamak zorunda kaldım. İşte en doğal hak, işte suyu eve kadar getirmeniz lazım, ücretsiz olması lazım falan ifadelerine karşı. Bu Roma döneminde de ücretliydi. Yani eve götürdüğünüz zaman suyu o özel bir hizmet oluyor ve ücrete tabi. Özel bir iş yapmış oluyorsunuz. Ama belde merkezine, şehir merkezine su getirmek kamu görevi. Yani o anlamda şehir merkezine su getirmek devletin, belediyenin görevi. Ama siz evinize su istediğiniz zaman bu özel bir işlem olduğu için ücrete tabi işlere giriyor. Belediye kanununda da böyle geçer. Bunun mukabilinde para isteniyor ki aynı durumu biz Romalılarda da görüyoruz. Açık sistem ve kapalı sistem diye kent dışından su getiren sistemler ikiye ayrılıyor. Su yolları açık ya da kapalı olarak yapılabilir. Engebeli arazilerde su kente kemerlerle ulaşıyor. İşte su kemeri dediğimiz şey bu. Genelde işte altlarından falan geçiyoruz. İstanbul'da var birçok güzel bir örneği. Roma'nın hakim olduğu coğrafyanın birçok yerinde biz bunu görüyoruz. Çünkü Romalılarda böyle bir şey var. Yani Romalılar sadece kendi merkez kentlerinde kamu binalarını yapmıyorlar. Hüküm sürdükleri tüm coğrafyada Romalı anlayışı oraya taşıyorlar, oraya götürüyorlar. Oradaki yerel mimarın üzerine kendi mimarilerini koyuyorlar. Bu çok orijinal bir durum aslında. Benzerini biz Osmanlı'da da görüyoruz. Hakim oldukları ve coğrafyada o coğrafya içerisinde yaşayan herkese aslında bu sistemi, kendi sistemlerini sunuyorlar, empoze ediyorlar, empoze etmeye çalışıyorlar ve bu konu hakkında da bayağı kafa yoruyorlar. Yani su sistemin dışında bir şey söyleyeceğim. Örneğin tapınaklar konusunda hem yerel tanrıların ibadeti devam ederken kendi tanrılarını da en şaşalı bir şekilde oraya götürüyorlar. O kendi tanrılarının da orada kabul görmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Romalıların elit ailelerinin belli bir standardı vardı, hayat standardı. Ve ordu komutanları da genelde Romalı elitlerin çocuklarından oluşuyordu. Roma İmparatorluğu sınırları genişledikçe bu Roma elit tabakasına mensup subaylar bu coğrafyalarda, ele geçirdikleri coğrafyalarda kendi standartlarını, kendi hayat lükslerini oraya da taşıdılar, taşımak istediler. Bunun için
Orada birçok işlere kalkıştılar. Şunu da unutmamak gerekiyor. Roma ordusu yürüyen bir şehir gibi. İçinde birçok mühendis var, iş gücü var, mimarlar var ve çok çabuk kaleler yapabiliyorlar, köprüler yapabiliyorlar ve kalıcı eserler de yapabiliyorlar, kentler kurabiliyorlar falan. Hatta Roma'nın askeri kamplarından birçok kent türemiştir. Bunu da burada eklemek gerekiyor. Roma yayılmacı politikasında bir kenti yani modern veya anlayacağımız ifadesiyle ilhak etmek ama onlar kolonileştirmek diyor. Bir kenti kolonileştirdiklerini ilan ettikleri zaman oradaki her şeye el koyuyorlar. Yerli halkı kovalıyorlar, oradaki tapuları kendi adına çeviriyorlar ve kenti Romalaştırıyorlar. Böyle birçok kent var. Nüfusları alıp merkezden belli aileleri alıp buralara yerleştiriyorlar falan. Biz bunu İstanbul'da görebiliyoruz. İstanbul'da bu yaşanmış Latinleştirme programı. Anadolu'da da bazı kentlerde bunu görebiliyoruz. Hakkeza bu Latinleştirme programı haricinde de bu askeri kamplarda yaşayan komutanların aileleri de var. Yani belli bir zaman sonra orada o çevrede sivil bir yerleşim de oluşmaya başlıyor. Hem askerler sebebiyle. Orada çünkü lejyonlar Roma topraklarında çeşitli yerlerde duruyor, kamp kuruyor, uzun süreler hareket etmediği zamanlar oluyor. O bölgeden vergi alacak yerel halk da var ama kendileri de oraya yerleşiyor. Ve bu esnada da kendi mimarilerini, kendi üsluplarını da o coğrafyaya taşımış oluyorlar. Bu yüzden biz Roma'nın yayıldığı Akdeniz çevresindeki tüm ülkelerde Roma'ya ait eserler görebiliyoruz. Su kültürüne ait eserler görebiliyoruz. Romalıların daha sonra emekli olan askerler için toprak dağıttığını da biliyoruz biz. Mesela Kuzey Afrika'da Timgat kenti vardır. Mükemmel bir şehir planlaması vardır. Bu emekli olan subaylar için yapılmış bir kenttir. Bu şekilde de bir programları da var. Hakkeza onlara toprak veriyorlar, bir bölgeye yerleştiriyorlar. Ve ciddi olarak Romalı mühendisler ve mimarlar şehir planlamacılığı hakkında düşünmüşler. Bir şehir nasıl olmalı? Nasıl planlanmalı? Kamu binaları nerede olmalı? İşte su yolu nasıl olmalı vesaire şeklinde ki Roma kenti haricinde, Roma merkezinde Roma kenti eklektik bir kenttir. Yani kendi kendine üst üste eklenekleri genişler. Planlı programlı bir kent değildir ama Roma'nın biz planlı programlı kentler yaptığını biliyoruz. Çok düzgün kentler yaptığını biliyoruz Romalıların ve ayrıca bu konuda da çok kafa yormuşlar. Bu yüzden de biz o geniş coğrafyada bu kentlere su getirmek için kemerler, su yolları yaptıklarını görebiliyoruz. Engebeli arazilerde su kemerler vasıtasıyla ulaştırılıyor. Çünkü suyun akarından faydalanıyor. O yüzden çok fazla suyun işte vadiye ya da çukur yere inip tekrar çıkmasıyla uğraşmak istemiyorlar. Yani düz bir hat üzerinde götürmeye çalışıyorlar. Bazen ekstrem durumlarda tel sifon dedikleri bir sistem var. O zaman yukarıya suyu çıkartmaya çalışıyorlar, çıkartıyorlar ama bu biraz teknik bir mesele çünkü orada suyun basınç yaptığı noktalarda patlamaların olduğunu biz biliyoruz. Onun olmaması için de ekstra bir önlem almaları gerekiyor. Yani bu onlar için uğraştırıcı bir mesele olduğu için. Anadolu'da örnekleri var mesela bu ters sifon Bergama'da olduğu biliniyor. Yine Patara antik kentine su getiren sistemde de böyle bir şeyin olduğu biliniyor. Ters sifon sisteminin olduğu biliniyor. Ters sifon sistemini de kullanıyorlar. Bazen suyu yukarı da çıkarıyorlar ama genelde suyun akarından yararlanmak istedikleri için kemerlerle suyun normal akışını çok fazla inip çıkışa sürmeden normal akışını hafif bir eğimle kullanmaya çalışıyorlar. Açık sistemlerde suyun kirlenmesi, kaynaktan gelen taş ve toprağın su yolunu tıkaması, düşman saldırıları kolay olması sebebiyle dezavantajlar ortaya koyuyor. Ve çok tercih edilmiş aslında. Neden? Çünkü daha kolay yapması, imal etmesi. Açık sistem çok çabuk tahrip olabiliyor. Ya da yağmur vesaire gibi dış etmenler açık sistemin içerisine girip sistemi tıkayabiliyorlar.
Kapalı sistemler daha zahmetli yapması, kurşun ya da pişmiş toprak borular kullanılıyor, bazen taş kullanılıyor. Engebelerle karşılaşıldığında bu kapalı sistemde genelde tünellerle bunu aşmaya çalışıyorlar. Ancak tıkanma vesaire olduğunda açık sisteme göre bunlara müdahale etmek daha zor. Bu yüzden kapalı sistemde tünellerin belli noktalarına çukurlar kazılarak suyun içindeki maddelerin çökmesi hesaplanmış. Aynı zamanda belli noktalara bacalar yapılmış. Böylece tünellerin içten temizlenmesi sağlanmış. Bunun benzer bir örneğini biz Tasya'da, İran coğrafyasında, Karez deniyordu yanlış hatırlamıyorsam. Orada da aynı şeylerin yapıldığını görüyoruz. Evet, şimdi şöyle bir resme bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yüksek bir yerden daha alçak bir yere suyun taşıma sırasında kemerden yararlanıldığını, çökelt havuzlarının olduğunu, havalandırma ve müdahale bacalarının olduğunu görebiliyoruz. Roma'nın su sistemleri suyun basıncıyla ve eğimle hareket etmesine bağlıdır. Bu nedenlerle kemerler ve tüneller belli bir açıyla inşa edilmiştir. Su kemerleri kullanılan yapı sistemi dolayısıyla oldukça dayanıklı yapılmıştır. Yapının statiği için yükseldikçe kemer boyutları küçülür ve ayaklar üstüne gelir. Yani yük dağılımı hesaplanıyor. Aynı zamanda inşasında Roma harcının kullanımı ve yapıya su geçirmez yapan Opus Signium tekniği kemerlerin dayanıklı olmasını sağlamıştır. O kemerlerin de bir hesaplaması, statiği vesairesi var. Yükseklik arttıkça kemer boylarında küçülmeler görülür. Üst katlarla alt kattaki ayaklar aynı hizadadır. Bu şekilde de yükün dağılımı sağlanıyor. Kapalı sistem dedik ve ayrıca kemerlerden bahsettik. Ters sifonda peki nasıl oluyor? Yani açık sistemde kemerlerin üzerinden geçirmiş olsan daha yukarıya çıkaramazsın. O yüzden eğer ters sifon sistemi kullanıldıysa mutlaka kemerlerin üzerinde kapalı kesit içerisinde suyun akması lazım. İşte biz bu kemerlerin içerisine baktığımız zaman en üst bölümünde kapalı bir şekilde suyun akıtıldığını, oradan iletildiğini görüyoruz. Yani kemerlerin üzerinde bir su oluğu var kapalı bir şekilde. Baktığımız zaman Patara'da da neydi? Delikli kemerdi. Fark ettiyseniz oradaki taşlara da biraz sonra bakacağız. Kemerin üzerinden gidiyor ama kapalı kesitte gidiyor. Orada ayrı yapmış. Resimde birleşik olarak görüyoruz. Çeşitli sistemler kullanılmış ama işin özü bu. Velev ki su eğer direkt verilecekse, yani daha yukarıya bir seviyeye çıkmasına gerek yoksa ve kemer kullanıldıysa, o zaman açık sistemde de suyu tahliye edebilir, öbür tarafa ulaştırabilir. Tıkanmaları çözmek amacıyla su kaynaklarının hemen yanında büyük su depoları inşa edilmiştir. Kaynakların yanında. Bunlara dividiculum ismi veriliyor. Böylece yolu tıkayacak ağır maddeler deponun dibine çöker. Buradan kentin girişine kadar ulaşan su kent girişinde castellum denen daha küçük bir depoya aktarılır. Yani kaynakta da bu çukur inşa ediliyor. Aynı zamanda kentin girişinde de yapılıyor. Futbolla ilgilenenler bilir, Newcastle United diye bir takım var, İngiliz takımı. Roma ordugahlarının olduğu yerde zamanla sivil yerleşim ve kentler oluşmuş. İşte Newcastle'da böyle bir yer, daha önce orada bir Roma ordugahı varmış. Castrum dedik biz bunlara. Türkçedeki kale ifadesi, kale kelimesi buradan geliyor. Peki Castrum'la kale arasında biraz fark var. Castle dedikleri bir tanımlama daha var. Bu ise Latince'de kule anlamındaki bir sözcük castle ve gözetleme kuleleri için de bu ifadeyi kullanıyorlar. Castle ifadesini kullanıyorlar. Castle Pisida dediğimiz zaman su kulesi. Bak bizde de aynı mesela su kulesi. Onlar Latince'de de aynı şekilde gelişmiş. Castle Pisida dedikleri zaman su kulesi anlamına geliyor. İşte kentin girişindeki suyu dağıtan binaya da bu ismi vermişler. Castle Pisida, bu anlamda buraya castle diyorlar. Eğer sözlüğe bakarsanız, araştırırsanız bu castle nereden çıktı? Bunun adı reservoir diyebilirsiniz. Hayır, reservoir günümüzdeki tanımlaması, Latince'de geçer tanımlama bu.
Hemen Vitruvius'a uzanalım burada. Vitruvius kim? Ünlü bir mimar. Bize Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki Mimar Sinan neyse Roma döneminde de Vitruvius o diyebiliriz. Kıyaslanamaz ama hani ünlülük ve tanınırlık açısından Vitruvius'un mimarlık üzerine 10 kitap diye bir kitabı var ve Sezar döneminde yani Roma'nın en ihtişamlı iki dönemi Sezar Augustus, Sezar'la çalışmış bir kişi Vitruvius ve oturmuş mimarlık üzerine 10 kitap diye bir kitap yazmış ve bu antik dönem için mimarlık üzerine başyapıtlardan biri sayılır. Şimdi Vitruvius ne anlatmış? Kısaca ona bakalım suyla ilgili. Vitruvius suyu taşımanın 3 yolu olduğunu söylüyor. Bunlar taş kanallar, kurşun borular ve pişmiş toprak borular diyor. Taş kanalların kullanılması halinde oldukça sağlam taş çeşidinin kullanılması gerektiği ve belli bir eğimde olması gerektiği, güneşi engellemesi için kemerlerle örtülmesi gerektiği belirtmiştir diyor. Ayrıca suyun kente ulaştığı yerde bir su deposu inşa edilmesi gerektiği ve bu depoda biriken suyun 3 farklı dağıtım tankına aktarılması gerektiğini, bu tanklardan biri borularla tüm çeşmelere, ikincisi hamamlara, üçüncüsü ise özel konutlara dağıtım yapar diyor. Şimdi burada ilginç bir şey var. Romalılar için bir öncelik sırası da var. Yani suyun yetmeme durumuna karşı. İlk sırada sokak çeşmeleri. Yani halkın, herkesin kullandığı çeşmeler var. Buralara su veriyor. İlk öncelik buna ait. İkinci öncelik Romalıların sosyal yaşamın merkezi olan hamamlara ait. Üçüncü öncelik ise özel konutlara ait. Yani suyun durumuna göre su kesilmesi gerekiyorsa önce konutların suyu kesiliyor, su asla yani. Daha sonra hamamların en sonunda sokak çeşmelerinin suyu kesiliyor eğer su hiç yoksa. Ve kentin girişinde de bu biraz önceki resimde rezervum dediğimiz binada yani kastelyumda bu dağıtım işi ayarlanıyor. Bunun dışında arazinin su kemerleri kurulmasına elverişli olmayan yerlerine, örneğin çok yüksek yerlerde kurulmuş su kuyularının açılabileceğini, zeminin sert olması ya da suyun çok derinde olması durumunda ise çatılardan ve yüksek yerlerden yağmur suyunun toplanarak sarnıçlarla biriktirilebileceğini söyler. Bunun benzeri bir durum Ege bölgesinde Ayıgaya antik kentinde de var. Gene Ege adalarında da vardı. Su bazı bölgelerde sıkıntı olduğu için suyun taşıması sıkıntı, kente getirmesi sıkıntı olduğu için bu tip şeyler yapıyorlar. Çatı sularını biriktirebiliyorlar en azından kullanım amacıyla. Şimdi çok güzel bir örneğe bakacağız. Kapalı su taşıma sistemlerinin örnek olarak gösterilebilecek olan Anadolu'daki Patara antik kentine su taşıyan su taşıma sistemi oldukça etkileyici. Yörede delikli kemer olarak anılan taştan yapılmış su taşıma hattında kullanılan devasa taş blokları bir tarafı dişi, bir tarafı erkek olarak tasarlanmış ve bu suretle su kaybetmenin önüne geçilmeye çalışılmış. Ayrıca bu taşlar da harçta kullanılıyor ki bu taşlar devasa taşlar, etkileyici. Yakından baktığımızda da erkek ve dişi kısımları, bir taraf erkek, bir taraf dişi, bunlar yan yana getiriliyor, birleştiriliyor ve harçla da açık yerleri kapatılıyor. Bu suretle su kente kadar getirilmiş oluyor ve müthiş bir işçilik var. Yani olağanüstü değil mi? Etkileyici, taştan bununla uğraşmışlar, bunu yapmışlar. Suya ne kadar önem verdiklerini göstermesi açısından muhteşem bir örnek. Roma İmparatorluğu döneminde ne zaman yapılmış? Milattan sonra 48-55 yılları arasında yapılan su yolunun yapıldığı dönemde uzunluğu yaklaşık 22,5 kilometre olduğu tahmin ediliyor. Su yolu Patara Antik Kenti'ne su taşıyor. Su yolu üzerinde su kemerleri de mevcut. Patara Antik Kenti'nde bu hat döşenmiş ve muhteşem bir eser. Görüşmek üzere.